Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Dışarı çıkıyoruz şimdi, şöyle bir kafeye gideceğiz. Size üstümü bir körü körüne göstereyim, topuklu ayakkabı bilmem neyimi. Kasketimi de taktım amcalar gibi. O sansürlü video geliyor aklıma sus. Hamsi geldi bize, 6-7 ay sonra falan buluştuk herhalde Hamsi'yle. Şimdi hep birlikte bir kafeye gideceğiz, bir gün bizde kalacak Hamsi. Bir vlog başlatayım istedim, onu da özlüyorsunuz, ne zamandan beri soruyorsunuz. Biz de özledik, o yüzden Hamsi tava yemeye gidiyoruz. Ufkumuzun nereye doğru açılması gerekiyor tam anlamıyla? Bilmiyorum ki, bulalım orada bir yer işte. Nereye gideceğiz yazın tatile? Sen nereye istersin Hamsi? Para önemli, para. Sordun mu kocana? Ki o önemlilik. Özlediniz mi Hamsi'yi? Ben nereye istersem... Ay bakayım. Hamsi büyümüşsün, palamut olmuşsun görmeyeli. Balık çeşitlerini de biliyor. Tabii. Palamut Hamsi. Başka? İki tane yiyorum, başka yok. Değil mi kocanın? Çok mutlusun, nereye geldi kuma. Nereye gidelim? Nereye gidelim kocası? Ben götüreceğim sizi. Dayı diyor ya işte, sevgilisiyle gelene %5 indirim, eşiyle gelene %7 indirim. Hem sevgilisiyle hem eşiyle gelene yemekler bizden. Buyurun. Eşiyle gelene şu i̇ndirim. Kadar indirim. Sevgilisiyle gelene. Senin iki tane hadi bedavaya getirme yine. Double. Silim eve gelene bedava. Ne yaptın, sevgilin var mı? Var ha. Benim takipçilerim bayılıyor sana. Sevgilim var. Eli yüzü var. Sevgilim değil, kocam var benim. Sen nasıl konuşuyorsun böyle ya? Doğru söylüyorsun. Çok özür dilerim ya. Ya yalnız bir şey söyleyeyim, aldattığını itiraf etti. Sevgilim var dedi. Sonradan döndürdü kocayı. Ne demek sevgilim var? Bu köpek korktu. Lan sana mı kimi sattın? Köpek korktu diye bağırıyorsun. Bu konuyu evde konuşacağız. Kocandan izin aldın mı sevgili yaparken? Almamış. Bana cevap vermediğin akşamları sen millet kendini geliştirir. Ben daha bir dakika, çok dur. Aşağı iniyorum. Telefon mu? Ya. Kanka öyle deme şimdi. Ben senden çok özür dilerim Büşra adına. Büşra adına senden çok özür dilerim. Uzay sana mekiği. Telefon dedi. Yani affet. Yani buradan kendi kendine telefon istese kendini alıp geziye çıkartacak. O kadar parası var. Telefon o kadar paralı. Benden daha çok havası var. iPhone reklamında seni oynatsın ya bu kadar övmeye. Artık yeni reklamı bu oynatsın olsun. Artık. Yok mu bir şey ya, ürün Allah karşılığı? Allah şans da olur. Ürün karşılığı yok mu ya? Oynatsın artık, bir yerde oynatın beni. 7200'lü. Aşağı yazın bakayım, güzel olsun. Anneme. Şu anım, buyurun. Ah çok buyurun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Mersi. Onun sporu sizde. Buyurun lütfen. İyiyim lan Zönel. Aa bozuk yerine kalmışsın ya. O zaman tamam, ben yiyeyim. Ya valla ya. Siz bu videoyu izlerken gerçekten kar kalmayacak Michael olabilir. Michael'ın bolku benden çaldı, biliyorsunuz değil mi? Kaya da bilirim. Düşe de bilirim. Ne yaptın? Dedim. Niye biliyorsunuz? Sağlamasını yapıyorum. Matematik problemi bu ya. Neyi sağlamasını? Sağladım bıyıkları, akşam iple alıyoruz. Hazır mısınız? İple alınsın diyenler öyle. Bakayım o bir. Ooo fena alınır ama. Bu gözlüğü versene kanka. Bu ne, Harry Potter gözlüğü var. Ağzını zaten. Çok bu güzel. Bu gözlüğü bana bir versene. Oğlum şunu bir sil lan. Kör oldum. Yolda gelirken oldu. O numaralı, o yüzden kör oluyorsun. Hayır ondan değil. Dürüm var bunun üstünde. Yağlı dürüm var. Kanka yediğin yemeğin tarifi gözlüğündeymiş, ben öyle duydum. Neken çıkın. Bak şimdi. Oğlum yaralan Rabbim nasıl yaratmış ya. Sen kaşı gözü bıyığı var ya. Elak kurban ya. Oğlum böyle ağzı açık şeydim de öyle. Ben böyle şaşkın bakıyor. Bu fakirler bana nasıl bakıyor ya. Biz kanka çek kaydet. Bana ver tamam mı? Kanka bak. Her ortamda şundan yok mu bir tane? Yine rezil oldu. Ya kızım trafikliği dinliyorum. Niye trip atıyorsun? Var ya. Buraları sessiz alacağım ya. Bu müziğin Allah belasını vermesin. Arabaya zamlardan sonra benzin alan, caneri çeken Talha. Hele ayağı titreyen. O da çekiyor. Yeter. Kurban oraya istediğin gibi yaparım Sirdar. Söyle yetsin. Allah'tan otoban kenarındayız da. Sevda. Günaydın. Sabaha doğru 5'te yattım. Yüzüm çok fena şiş be. Talha bize eski evdeki gibi kahvaltı hazırlamış. Kokuları geliyor. Hemen yüzümü yıkayayım, aşağı iniyoruz. Bir küçük yüzümü nemlendireyim.
Ya şuraya da bir ışık sistemi, bir şey takmak istiyorum ya. Aşırı karanlık. Normalde şu an hava çok güneşli ama siz beni kapkaranlık görüyorsunuz. Ben uyuyamıyorum ya. Sonra uyanamıyorum. Ay kendime geldim. Biraz gözümün altına krem. Her misafirim tallı gibi olsa işte bak. Canım benim bak neler hazırladı şimdi. Bir de evde doğru düzgün bir şey yoktu. Yoktan var etti. Bakacağım şimdi ne yaptılar. Dün akşamdan söylüyordu daha. Kahvaltı hazırlayacağım kahvaltı. Ya hayır diyorum yapma diyorum. Yapıyor çocuk. Hamarat. Sevgilisi yok. Helal istemiş. Kumamı yüzmeyecek kız aranıyor. Bunlar da sizin için. Videolarda kötü duruyorum sonra. Sabah sabah bir tuhaf. Tamam hadi gidiyoruz. Gitmiyoruz. Önce bir deodorantla sıkalım. Bak ne kadar ışık var. Azıcık da parfüm sıkalım. Sabah bakımım bu kadardı. Hadi gidelim. Bir dakika kendime geldim. Günaydın. Bak bak bak. Hamsiyle kocanın hazırladığı var. Yardım etti mi koca? Etmiştir. Üstü etmedi mi? Yok yapmamış. Vallahi ya. Elinize sağlık ya. Hadi tamam. Bu da ne kadar bağırıyor. Ne şapkası ya? Çirkinliğini o şapkayla örtemezsin. Ne oluyor? Geçmiş olsun. Neden? Kuaförün ölmüş. Tabii sattım hatta. Markete geldim. Tiplere bakar mısınız? Tam karı kocalar. Bezdim yani. Alacağız şimdi biraz abur cubur. Bu akşam yemek yaparız. Arkadaşlar. Hamdi abi. Akraban, yakının mıydı? Bizim kolaysa da ya. Yazık olmuş, boş ver. Ay şunlardan bir tane alacağım. Ben yan bankadan kredi çekip geliyorum. Ne? Hayatım. Bitti. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Bitti. Yemek için değil oğlum, yatırım yapmak için aldım. Ne zannettin? Şöyle bir körili, biberli bilmem neli kremalı sos hazırladım. Mantarlı tavuğun içerisine. Şimdi birazdan bunu dökeceğim. Mantarları da koydum bu arada. Biraz pişmesini bekliyorum ama iyi gibi sanki. Bakalım. Evet. Bence artık bu sosu dökebiliriz. Bayağı acıktık ya. Burada da pilavım pişiyor bu arada. Suyunu koydum. Kapağını kapattım. Altını kıstım. Bir 20 dakika sonra her şey hazır olur. Niye beni çek, sen buraya çek, burayı. Burayı çek, burayı. Evet, bu yiyi kesti. Ya. Burada peki bu kadar bıçak varken neden bu? Çünkü ben boyuma göre bıçak kullanırım. Orada daha kısası var. Yok o kadar kısa değilim ben. O 1.40'lar için. Ben 1.50'lerdeyim. Vay 1.40 birisi mi girdi lan? Senin karın girer inşallah 1.40. Üf be doğaya bak. 50'lere falan girer herhalde 1.40. Hobbit gibi bir karı bul, kendine mi geleceğim seni? İyi olmaz mı? Hobbit iyi ama Hobbit iyi fikir. İyi olmaz mı? İyi olur. Ölmemiz de var. Hobbit aynen orklar yani. Şeyle geliyor, arabayla geliyor böyle. Bu daha yani ya o işte. O bunu düşüren ırkından. Sen gördün mü biz markette bunun amcasını gördük. Dondurmuşlar falan. Hayır amcam ya, bizim kolaysadan. Ne konuşuyordu yine ya? Alkanlar konuşmuyor. Tavukla mı konuşuyorsun oğlum? Tavukla mı konuşuyorsun? Bağırıyor kurtar bizi. Teşekkür ediyorum. Evin her yerinde merdiven var acaba niye? Gerçekten Lazlar böyleymiş lan. Eziyet çektiriyor salatalara baksana nasıl bastırıyor onları. Tabii. Onlar da bir canlıydı. Burada bakkal var mı? Yok. Tavuk var, pilav var, ekmek yiyeceğim. Evet. Sorsak spor yapıyorum bir de. Aa 40 dakikalık sporunuz yok mu? Uygulamaya 7 TL verip gülmeyi satın alıyormuş. Bakın buraya bağladık.
şimdi kızlarla konuşacak, ben de izleyeceğim. Eğlenme amaçlı yapıyoruz bunu, yanlış anlaşılmasın. Tabii tabii, evet, hadi sap, bağlan bakalım. İlk numara geliyor. Bugünkü kahvaltıda da Ceroş'tan. Tost nerede? Pişecek. Ha, pişmedi daha değil mi? Ha, pişmedi. Tamam. Bunlar bile yeter ki, yapmana bile gerek yokmuş. Boş tabak yersin. Ya bunlar yeter be kocanın. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Tostları da yapacak şimdi. Çay var. İçersen. Ben var. Severim. Gideyim bakayım Hamsi ne yapıyor. Story atmış, uyuyamadım. Niye uyuyamadın? Abi susmadı ya. Köpek değil mi? Susmadı ya. O köpek. Ben video çektiğim zaman da başlıyor. Onun şeyi o. O nasıl uyuyamamak lan? Dün camış gibi horluyordu. Gece oğlum gece. Havladı da havladı da havladı da havladı. Uyandı. Köpek mi? Bak, kim aldı bizi böyle? Kedi aldı. Oğlum sen yanında bir tane tarantula var, o aldı. Ben uykumda balkona çıkıp ağlayacağım, kendimi uyandıracağım. Biz Talha'yla dedik ki sabaha kadar oturacağız. Bak he, iki gerizekalı. Bir daha dedi ne zaman ne zaman bir daha buluşacağımız belli değil. Tam dedik sabahlayacağız. Böyle böyle saat gece 12 ikimiz de bayılmışız. Caner topluyordu en son. Ben duymuşum, üste çıktım. Sonra benim uykum kaçtı ben uyudum diye. Ya bu dangalak da uyuyamamış köpekten. En iyi yine Caner uyudu. Nereye gitmiş, masaya koymuş ya. Nereye koyması gerekiyor? Kanka salya sandalye atacak o. Bizde ne var, kahvaltı açalım. Biraz tost yapalım hadi. Last tost. Aa! Al işte ya. Buna şey atıyor musun, kekik? Yok. Hayır. Kimyon atıyorum. Hayır. Neden? Dur oğlum, keki o kadar karşısın. Tereyağlı çeçileni. Çeçileler nereye ait peki? Çeçile. Bak şu. Ne alaka şimdi? Sordum, bilmiyorum. Tamam, Trabzon. Biliyorsunuz diye. Trabzon. Vallahi ben bilmediğim için. Gerçekten Trabzon. Allah Allah. Ben Trabzon diyebilirim. Oğlum senin çeşit peynir dediğin tel peynir değil mi lan? Evet. Çeşit peynir ne? Aynen. Siz niye böyle şey? Hep garip garip şey. Aynen ya. Gerçek adı oymuş. Ben de tel peynir diyordum. Allah Allah. Evet. Hayır. Üstünde niye tel Allah, peynir diye satılıyor? Allah orijinali bilmiyor. Al al, tel peynir yazıyor. Al tel peynir yazıyor. Bakıyorsun öyle yine marur bir kere de gül. Hareketlere bak. Kocamın üstüne gitme. Değil mi kocacığım? Boşver senin onu. Yapmıyorum lan. Değil mi? Tatlım benim. Yap yap, eline sağlık. Çeçil peynirdir o. Tel olsa duramayız. Bu misket peynir. Gerçekten sandalyeye koymuş Nutella'yı. Biri karı peşinde. Biri tostçu Ayten. Sen ben... Nasıl kelimeler bunlar? Karı peşinde falan. Biri de video peşinde. Hiç kullanmayacağımız hiç kelimeler. Hiç asla. Bunlar... Karıyla kızlaşla asla işe olmaz. Senin storylerini düzelt. Şey tabii tabii tabii. Şey tabii. Editliyorum. Editliyorum. Storyler editlenmiyor yalnız. Video deseydin bari. Story ile video değil mi olacak? O videoları belki story açacaksın değil mi yani? Allah Allah, ben oradan aslında bir arkadaşlık sitesi görüyorum ama neyse. Hadi. Ya soru soruyor bana bu ayırmanın şartı kaçtır diyor. Sorduğu şeyleri bir kere. Bak arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Bak senin reklam yaptığın sitede takılıyor bir de. Evet. Yani kendimiz kullanmasak reklamını yapmayız zaten. Aynen, ama gerçekten. Havayı bırakmaya gideceğiz de gözaltımı birazcık şöyle bir kapatıcı geçeyim dedim ama. Varlık içinde yokluk çekiyorum. Şunu beceremiyorum bir türlü, koyamıyorum, sizi elimde çekiyorum ya. Durun bakayım, ben bir deneyeyim şunu. Bir durun bakayım. 2 aydan beri şu makineyi aldım. Öğrenemedim. Şimdi yaptım işte, bak gördün mü? Nasıl yaptım diye sormayın, elimle döndürdüm. Bu kadar kolaymış. Bir şey olacak, bir yerini kıracağım, kurcalamayayım diye ellemiyorum ama bazen ellemek gerekiyormuş işte. Yoksa 2 ay varlık içinde yokluk çekersiniz benim gibi. Her şey dedim işte, kapatıcı süreyim birazcık. Belki oradan anneme uğrarız. Bir kahve içeriz. Onu da özledim. Görmüyorum. 1 haftadan beri, 1.5 haftadan beri. Şu benim işte ameliyat işlerim falan bir tamamlansa, bir de ehliyet için uğraşıyorum şu an. Direksiyon derslerim başlayacak. Salı günü falan. Yani çok az kaldı. 15 gün falan sürer büyük ihtimal o da. O direksiyon kursum bittikten sonra, yani bir 15-20 gün sonra hemen ameliyat olacağım diş etlerimden. Rezil durumdayım ki inşallah kalmam. Herkes kalıyor teker teker. Şu park olayında çünkü. Bakalım artık, kısmet. Caner de duşa girmişti, şimdi çıktı. Şöyle bir geçtim. Maksat şöyle sağlıklı dursun yüzüm. Siz anlıyorsunuz beni. Burnuma da fırçanın kalınlığıyla bir kontür yapalım.
Sessiz niye konuşuyorum acaba? Benim sesim gidiyor ya. İnşallah yine hastalanma. Yeter artık, burnum boktan çıksın. Lens taktığımda başım çok ağrıyor. Sebebi neden? Size de oluyor mu aynı şey? Gözü bozuklar ya da keyfiyen lens takanlar. Bir de benimkisi şeffaf. Daha böyle naif, nazik. Renkli lensler gibi batmıyor, acıtmıyor aslında ama başımı çok ağrıtıyor. Eskiden ağrıtmıyordu. Tarihi geçmemiş bu arada. Aylık kullanıyorum. Daha yeni açtım. Sebebini çözemiyorum. Gerçi benim göz muayenesi olmam gerekiyor. Kafama göre sipariş veriyorum ben. Numaram büyümüştür diye. Kendi sorumun cevabını ne güzel veriyorum kendim, değil mi? Tabii ki bunun yüzünden. Başka ne için olacak? Şuralarıma da şey yapayım da azıcık fırçayla. Ben bunun suyunu değiştireyim de öyle geleyim. Durun. Artık kameram güzel çekiyor. Gösterebilirim size. Şunun içine girene bakar mısınız? İnsan gibi bir şey girmemiş bu lens. Ben nasıl kör olmamışım acaba? Tabii başım ağrır. Brüksel lanası. Bugün de geldik buraya. Ay hamileler ne olur yine bakmasın. Hem de kim var yanımızda? Tata. Annişimi aldık. Günaydın. Şu saçıma bakın ya. Ay hala şu sallanma huyumu bırakamadığım için böyle oluyor kafam her sabah. Şimdi hemen şunu bir dolabın içine sokup tarayayım. Ay inşallah da düşmezsiniz. Hemen taranıyor ama Allah'tan insanın sinirlerini bozuyor. Ya annemde bir tane yastık kılıfı var, tamam mı? Ben onu da istediğim kadar tepineyim. Yine de hiçbir şey olmuyor saçıma. Ama onun kumaşında başka bulamıyorum. Daha kaç sene önce pazardan almıştım ben onu. Şimdi en kalitelisini bile alsam aynı kumaştan yok. Yok. Şimdiki pazar malları da iyice bozduğu için aynısından bulabileceğimi de çok düşünmediğim için dalmıyorum. Bugün de deliyim. Çok şükür. Hadi gidelim. Dün ne oldu? Biz bir iki kuple bir şey içtik. Sonra hemen Yaren'lere geçtik. Dediğim gibi hani onlar çok videoda çıkmayı istemiyorlar. O yüzden de ben de çok zorlamıyorum tabii ki. Bir kısır mısır yedik. Öyle iniş toş koloşa börekler, kısırlar bilmem ne yapılmış. Bizi de sağ olsunlar davet ettiler. Öyle bir uğradık. Yedik, içtik, kaçtık. Gece geldim, duş aldım. Saçımın kabarmasından da anladığınız gibi. Şimdi işte bir aşağı ineyim. Köpek bokumu yiyeyim. Kendime geleyim. Aşağıda süpürge açık bu arada. Çalışıyor şu an. Bu arada bir süre telefonla çekmeye devam edeceğim videoları. Ablamdan şu vlog kamerasını alana kadar... Çillerime bakın. Çillerime bakın. Lifting de yapacağız. Dün kıvırıp uyudum. Ablamla anneme yaptım en son gittiğinde lifting. Çok güzel oldu. Özlerim, şimdi ben de yapacağım. Ama öncesinde tabii ki bir köpek boku yiyeyim. Dur. Canavar ya. Evdeki bütün halıları böyle yapıyor. Her sabah şunu şöyle düzeltiyorum. Bakayım nerede o Allah aşkına. Ay size ev... Abal işte bak. Her sabah böyle ya. Kafayı yiyorum. Halı sallayan adamlara döndüm. Neredesin kız? Sürtük. Aha burada. Süpür anne. Kurba anne. Kurba anne. Le 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 le. Tokamı almayı unuttuğum için geri geldim yatağa. Bu arada hemen topladım şurayı. Hemen ama. Şimdi yukarı çıkacağız. Ne alacağız biliyor musunuz? Ben şimdi telefonda çekiyorum dedim ya. O yüzden. Aha. Şurada da bir markalardan gelenler yoğuşması var. Nerede bakayım? Heh şu. Bunu alacağım. Telefonuma takacağım ve tripod olacak şimdi. Şimdi ilk önce şurayı bir boşaltmam lazım. Çünkü... İki gündür falan bekliyorum böyle. Seri yatak. Tamam. Burası ana baba günü oldu. Ben şu kahve makinesinin bu iç kapsülünü yanlış almışım. Sonra plastik aldık böyle normal içine dolduralım diye ama çok kötü oluyor. Dikkat edin alın eğer size benim gibi böyle kapsül falan alacaksanız. İptal de edemedik açtığımız için kargo gitti. Hem para hem kahve. Bari dedim musluk sileyim kız. Şuraya da biraz kesinlikle. Ya kendine en uyuz olduğum şey de şu. Ya bir yemeğini ye ya. Bir yemeğini ye de ondan sonra giriş şuraya. Olur mu? Olmaz. Size harika bir haberim var. Ocak da pislenmiş. 2 dakika şurayı da silelim gelin.
Bazı şeyler değişmez bu arada. Hala şu sirkeli banyo karbon şeysini kullanıyorum. Beşler niye öyle kaldırmadan siliyorsun diye sonra beni dedikliyorsunuz. Hah kaldırdım. Unutun. Güzel sevdiğim. Şey, yakıp da buradan kaşımı bıyığım. Ay Allah korusun. Bir tane şuraya sileyim. Süpürge çalışıyor ya, her gün buraya bir kere siliyorum. Yemesek bile çünkü yerdeki tozu buraya kaldırıyor. Değişiklik var bu sefer, içinde beyazlılardan aldım. Ben yine bir reklam çekmeyeceğim. Makyajlarımı yaptım, süslendim. Şimdi Cener bana kayfa yapıyor. Kendisine yapmış, çok güzel olmuş. Bir yudum aldım, canım çekti. O yüzden zorla kendime de yaptırıyorum. Teşekkürler. Afiyet olsun. Bardağım nasıl? Şimdi çalış sonra ağlarsın yazıyor ama bir dakika. Heh, şimdi okuyabilirsiniz. Ön kamerayla çekiyordum, ters döndürdü. Çok iyi değil mi? Bence çok iyi. Aşağı hemen linkledim. Bir tane daha var, o da Caner'inki. Onu da göstereceğim. Burada mı? Orada. Bu da aynı Caner. Dobarlan bırakma kendini. İkimize benzemiyorlar mı? Vallahi aynı. Aynı değil mi kocamım? Evet. Kadın dur dobarlanı geri koyalım. Dünden beri aynı makyajı yapıyorum. Daha doğrusu bir haftadan beri yapıyorum. Eğer beğendiyseniz söyleyeyim. Bunun için özel bir YouTube videosu çekerim. Çünkü bence çok güzel bir makyaj. Pijaman nasıl? Katlan. Kim bağırıyor aşağıda ya? Kameram. Oh. Kendimi tokatladım. Nerede kız? Ah. Yakalayamadınız. Üzerine de bir Türk kayfesi yapıştırayım. Bir de ben şimdi gideceğim, bir sürü ürün linki çekimi yapacağım sonrasında paylaşayım diye. Çünkü 15 gün boyunca ağzımı açamayacağımdan dolayı çalışamayacağım. O yüzden de böyle ardı ardına sanki farklı günlerde atıyormuşum gibi biraz katakulle yapacağım size ama. Onu da söylemesin. Bunu da söylüyorum işte, böyle bir insanım ben. Böyleyim, ne yapacağım? Çok güzel durmuyor mu makyajım? Caner bile beğendi. Caner bilemiyor. Yani sen çok dikkat etmiyorsun ya o yüzden. Biz yemek yemeye dışarı çıktık. Şuraya bakın. Caner diyor ki kafamıza sıçmasınlar şimdi. Ay kendimi göstereyim mi? Saçlarıma böyle bak maşası yaptım. Ve siyah deri ceketimi, siyah sivitim, altına da tight mask bilmem ne böyle ayakkabımı giydim. Yalnız size gösterdim, yere bak. Şimdi gidiyoruz yemek yemeye. Bu arada şarjım çok az ama halledecek bir şura. Ben dedim ya işte yarın gideceğim doktora diye. Son yemeklerimi yiyeyim istedim. Caner de sağ olsun, şimdi götürüyorum. Evet işte öyle. Şimdi hamburger yiyeceğiz. Yeni keşfettik. Bayağı güzel. Adı Bunzbul diye yazılıyor. Bunzbul ya da Bahçeşehir'de. Çok lezzetli böyle. Ben normalde burger hastasıyım. Caner de McDonald's hastası. Ama çok iyi. Aşırı iyi yani. Kocamla bir yemek yiyelim. Arkasından güzel bir kahve içelim. Bir şuna bakar mısınız? Ay. Allah'ım, bunun için işlenen günahlara, günahlar ey. Minik bir yüzüme nemlendirici krem süreceğim. Bir de göz altlarıma krem tekrardan geçeceğim. Makyajımı yıkadım 2 dakika. Aa, bir tane ışığım söndü. Geri yandı. Ne oluyor bilmiyorum şu an. Hızlı hızlı bir nemlendireyim. Çünkü bugün yüzüme fondöten uyguladım. Reklam çekimi yaptım diye. Normal günlerde fondöten çok sürmüyorum yüzüme. Gerçi tonik de geçmeyi unuttum ama neyse artık. Yarın sabah doktora gitmeden güzel bir toniklerim. Siz de böyle ten ürünü falan uyguluyorsanız eğer cildinize mutlaka tonik geçin. Ya hak. Savaş veriyorum burada. İdare et kurbanım, 2 dakikaya gidiyorum dur. Banyoya düzgün bir ışık yapamadım bir türlü. Her şeyi yaptım, şuraya şunu yapamadım. Şimdiki gözümün altına da Clinique'in en sevdiğim gözaltı bakım kremini uygulayacağım. Ya bu cilt bakım rutinime özel de bir video yapmak istiyorum aslında. Çünkü bayağı detaylı bir cilt bakımı yapıyorum ben normalde. Özellikle bu hani sivilce tedavisi gördükten sonra işte izlerini nasıl geçirdin diye soranlar için bir iki tüyo vereceğim. Benim uyguladığım ve memnun kaldığım tüyolar. Şahsen çillerim olmasa aslında daha az lekelerim olacak. Geri kalan şu kısımda özellikle birkaç tane lekem var. Onları da yavaş yavaş açıyorum. Ama dediğim gibi buna özel bir video çekeceğim mutlaka. Çünkü o kadar raktan serüveni süreci çekip de havada bırakmam yani bu konuyu. Son olarak da şu Avon'un dudak yağından kullanacağım. Evde kullanmayı çok seviyorum. Parıl parıl parlıyor dudaklarım. Güzel duruyor. Ay şu gözümün üstündeki şişlik hala geçmedi ya. Uf, kaldı orada. Neyse artık.
Tamam, hadi gidelim. Ne haber? İyi, senden ne haber? Ben iyiyim. Alo. Ne yapayım be? Akşam kayfesi yapıyorum. İçeriz değil mi? Koca. İçeriz. Akşam kayfesi. Ne zamandır fal göndermiyordum, deliriyorum. En son gittik şeye, kafeye ya. Bize nasıl sandıkta mı, kayıkta? Kayıkta kahve verdiler. Fal yollayamadım. Hem derde bak. Bir tane dizi buldum. Bu burada kalsın. Ellerime manikür pedikür... pedikür yok. Sadece manikür yapmaya çalıştım. Şöyle az ışıkta gösteriyorum ama görürsünüz büyük ihtimalle. Yarın şimdi ekstradan böyle işte ojeni çıkart vesaire gibi bir şey falan derlerse diye çok yoğun bir oje sürmeyeceğim. Sadece bu benim en sevdiğim Golden Rose'un işte tırnaklarım kırılmasın diye kullandığım bir ojesi. Sonrasında Flormar'ın şu renginden geçeceğim. Bu baya böyle rakı beyazı mı derler. Çok güzel bir sedefli beyaz diye geçiyor. Son olarak da şu markanın bir tık pahalı bir marka ama çok güzel yapıyor tırnaklarınızı vesaire. Kırılmasın diye yine ve ojeniz bozulmasın ve çabuk kurusun diye yapılan bir ürün bu da. Şurada işte tırnağım yine kırılmasın, sertleştirsin, biraz da yumuşatsın etlerimi falan diye bir ürünüm var. Bu da katikullerimi işte bu tuz gibi bir şeyle pişt 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 yapıyorum. Çok güzel geliyor. Bu kadar. Bir de perfüledim tırnaklarımı. Şu elimi de göstereyim size. Daha bir şey yapmadım dediğim gibi. Yani şundan sürdüm. Bu ikisinden de geçeceğim. Sonra tekrardan göstereceğim size. Ne zamandır yapmıyordum. Kendine geldi tırnaklarım. Bitti. Şimdi ellerime bir bakın bakayım ikisine de. Temiz temiz oldu değil mi? Keşke pedikür de yapsak ama şu an çok eriniyorum. Belki doktordan sonra yapabiliriz. Yarın da vlogu kapatmayacağım. Hastaneye sizi büyük ihtimal almazlar ama bilmiyorum, bir şey yaparız. Caner Bey çeker bizi değil mi Caner Bey birazcık? Teşekkürler. Şimdi hastaneden çıktık. Yarın saat 3.30'da ameliyata alınacağım. Dedim ki bugün de olur falan ama doktorlar müsait değilmiş. O yüzden yarın aktardık. Şöyle bir merak edenler için ve aynı diş eti çekilmesi vesaire ameliyat konusunda da ücretlendirmeyi soranlar için de söyleyeyim. 7400 küsür lira falan tuttu ama bazı insanların tek dişinde çekilme oluyor ya da 5 tanesinde falan. Benim komple olduğu için bu fiyat oldu büyük ihtimal. Bir de tabii özel değil mi gittiğim yer? Eğitim araştırma hastanesi. Aynen. Eğitim ve araştırma hastanesiymiş. Memnun kalırsam paylaşırım ismini. Memnun kalmazsam paylaşmam. O yüzden şimdi bir şey demek için erken, sizi de yanlış yönlendirmeyeyim. Öyle. Çok şükür 15 gün boyunca ağzım kapanacak ama dönüşüm muhteşem olacak. Bu sefer hiç susmayacağım. Caner bunu like. Bana yaradı bu ameliyat. 15 gün kafasını dinler artık. Her gittiğim doktor diyor ki yaşına göre çok ilerlemiş. Biliyorum. Biliyorum, söylemeyin bunu, üzülüyorum. Yine de söylüyorlar bana. 60 yaşındaki gibi olmuş ağzım. Teşekkür ederim. Biliyorum. Bu arada size de söyleyeyim, eğer ailenizde dayınız, amcanız, teyzeniz, anneanneniz, dedeniz, babaanneniz birinizde böyle bir hikaye varsa mutlaka gitmek gerekiyormuş. Benim işte annem daha yeni söyledi. O tarafta varmış galiba. Annem tarafında. Eninde sonunda bana da vurdu yani. O yüzden dikkatli olun. Bu kadar ilerlemesini beklemeyin. Diş kaybına kadar gidiyor çünkü. Son gün diye 3 kilo almayı planlıyorum. Çünkü 15 gün sıvı besleneceğim için mükemmel kilo vereceğim. Hatta bugün öncesi ve sonrasında da sonrası yaparız. Bakarız kaç kilo vermişiz. Ay, deniz manzaralı harika bir yere geldik yine. Petite herhalde. Florya. Aynen, Florya. Florya'ydı değil mi burası? Evet. Florya. Şu güneşin güzelliğine bakın. Durun, önden çekeceğim. Akşam güneşi sidikliye miydi kız? Yok yok, sen çekemezsin. Ben çekeyim. Güneş yan yana gelsin. İnanmayın. Yarın güzel yemek yapayım diye yapıyor. Hayatım, iki odun daha atabilir misin rica etsem? Teşekkür ediyorum. 10 adım kütük oldu. İncelik odun. Abi, incelik. İncelik. Ha, talaş. Teşekkür ederiz. Biz çaylarımızı içtik. Kuşburnularımızı. Bir tık da çikolata yemiş olabiliriz. Şimdi kitap saati yapıyoruz. Caner'in okuduğu kitap dilim varmıyor. Göstersin kabını. Sansürü var kendisi. Sansürlenmiş. Güzel. Benimkisi de bu. Bir psikolog, en sevdiğim psikologlardan bir tanesinin yazdığı şöyle bir seri. Bende bunun tamamı falan var. 5 kitabı falan var galiba. Hepsi var. Şimdi buna geçtim. 3. kitabı galiba ben. 3 tane kitabını okudum. Bu 3.sü. Bayağı var daha. Öyle kitap saati yapıyoruz. Yolumuzu gidiyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Yolun bizi götürdüğü yere. Caner yuvarlanmazsa gidiyor. Kendi ayaklarımı çekeyim o zaman.
Benim ayaklarımı da çek. Bu gittiğimizin kanıtı şu anda. Bu gittiğimizin gidiyoruzun kanıtı. Şimdi gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz. Şimdi arabamıza gidiyoruz. Bineceğiz. Kim bu pelinçü? Ay. Uyuz bunların oluyorum. Hepsini kayıt altına aldım. Allah'ım iyi oluyor. Burada da nefret ettiğim insanlar vardı arkadaşlar. Buradan bir taşınayım, buranın dedikodusunu görürsünüz. Çok güzel. Arabanın çıkıyor. Reklamını ha, değil, benim reklamımı yap ha. Çok güzel çıkıyor. Sana para mı veriyor bu? Vermiyor. Sus. Serdar. Tripod da almadım, elimizde çekeceğiz. Bu arada ben ne yaptım biliyor şey musunuz? Var. Ney var? Araç şeyi aldık ya. Nerede? Bagajda duruyor. Versene kocam. Teşekkür ederim. Sen gidene kadar ben konuşayım. Ben vlog kameramı sattım, tamam mı? Sonra gittim yerine böyle diyorum yani Toto 2 kadar bir kamera aldım. Ben onu beğenmedim. Benimle birlikte siz de beğenmediniz. Cızırtılı çekiyor falan dediniz. Sonra neyse cime ben de büyük kameramla ablamınkini değiş tokuş yaptım. Şimdi onunkini almaya gideceğiz ama bugün değil tabii. Vlog kameralarına geri dönüyorum. Telefonla çekmeye çalışıyorum. Sefiller gibi. Olduğu kadar artık ne yapalım. Hatta siz bu videoyu izlerken ben belki ameliyat olmuş bile olabilirim. Şimdiden teşekkür ederim geçmiş olsun mesajlarınız için. Makyajım nasıl olmuş? Lensler mensler. Yılan gibi indi mi? Teşekkür ederim. Bir şey diyecektim, vallahi unuttum. Durun geliyor, gelmek üzere. Heh, bundan sonraki videolarımı vlog kamerasıyla çekeceğim demek istedim. Aynı eskisi gibi. Bu kadardı. Ya Caner'in kuzenini, daha doğrusu benim canım bu görümcemi istemeye gelecek. Ay istemeyi, tövbe, Allah söyletti. Çocuk tanışmaya gelecekmiş de. Yarenimin heyecanı çoktur. Şimdi ben onu görmeden ne yaparım? 2 gün sonra da ameliyat olacağım. Bir daha da hiç göremeyeceğim kurban olduğum onu. Biraz onunla görüşelim istedim. Onlar da tabii ki de hemen çağırdılar. Ama hemen onlara gitmeyeceğiz. Önce bir yemek falan yiyeceğiz. O yüzden kıvıramazsın. Caner ne kadar da yakışıklı çıkıyorsun ya. Ha, harika çekiyor telefonum. Seninle ilgili bir şey değil bu. Maskemizi de takalım. Bitmedi gitti. Pislik. Hastalık. Aldın mı çantama? Koca. Toynaklarım nasıl? Çok iyi değil mi? Vallahi deverim o. Teşekkürler. Teşekkür. Geldik. Güzel bir mekan. Beğendin mi? Evet çok beğendim. Bebeğe gitmedik diye üzülüyordum. Evet bebeğe gitmedik diye bir tık üzüldüm ama al bakalım sen de beni çek şimdi. Güzel çek ama. Yani telefonum diye demiyorum. Güzel çeker zaten. Ben sıkıntı bende. Bebeğe gitmemize gerek yok. Benim bebeğim sensin desene. Ya. Bu arada biz ne yaptık biliyor musunuz? 6-8 kişilik masada 2 kişi oturuyoruz. Pinyaliyim tarzında. Harbiden. Şimdi gene deyince de biz. Yemeklerimiz gelmiş, hamileler bakmasın. Caner beyti sarma söyledi kahvaltıya. Onu bekliyor. Ayrıca kocacığım yani çok şey olma ama senin evde sıktığın 1000 kat daha güzel. Bugünlük de sana bu kadar iltifat yeter, şimdi sende sıra. Şimdi mırlamayı yiyebilirsin. Şimdi mırlamamı yiyebilirim. Bak ya 4 tane koymuşlar zaten, 3 tane kaldı. Neyse hadi helal olsun. Arkadaşlar yemekten daha pahalı bu olduğu için. Ne demek bu? Hesapta sizi fena kitleyeceğiz. Kusun mu onun habercesi. Arkadaşlar bu ne? Biz kahve söylemiştik tamam. Viking gemisi geldi. Evet Caner hadi atla gidiyoruz. Lokumumun yanı boş. Denize salalım. Hadi salalım gidelim buradan. Ben bulaşıkları yıkarım. Ben de kurularım. Yok sen bulaşıkçıya giriş, ben vale olayım. Sen vale ol. Hesabı çıkardım. Elsa. İyi. Caner de olmasa şöyle abidik gubidik şeyleri çiğnemeyeceğim. Ya ben boşuna demiyorum. Caner bilir işini. Ne olsun şöyle dursana. Bak. Hadi. Biz yine bildiğiniz gibi. Caner'in günü geçmiyor ki arabayı temizlemeden dursun. Bayılıyor ya. Vallahi bayılıyor, helal olsun. Büyük bir enerji, ciddi söylüyorum ya. Ev silmekle aynı şey bunları silmek. Seviyor. Yapmayı seviyor. Ben olsam o. Oy. Benim giyinme odasına döner burası. Çöp araba. Şimdi çıktık kafeden. Bir benzin alalım dedik. Ben de bir lavaboya gittim. Çok kilo aldım ama ameliyat sürecinde zaten verecekmişim. 15 gün boyunca sıvıdan besleneceğim için, hiçbir şey yemeyeceğim için ağzımın dikişlerinden. O yüzden zayıflayacağımı düşünerekten abandım son zamanlarda. Şuraya bak. Aşk ile yap. Ne yaparsan yap. Aşk ile yap. Hiç beni bile görmüyor çektiğimi. Kaptırmış. Taşınca çok çirkin duruyor. Siz de sevmiyorsunuz zaten bu görüntüyü. Bunu da bir hallettireceğiz. Diyorum Caner 25'lik bakıma giriyorum. 25 yaş bakıma. Ni 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 ni
geldik. Annemi de aldık. Birazdan annemin yatağını yapacağım. Artık bu videoyu da kapatayım istedim. Çünkü kaç günden beri devam ediyor. Çok da uzun olmasın. Sıkılmayın. O zaman videoyu beğendiyseniz beğene basmayı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.